Sizce kitapları değerlendirirken neye göre kıyaslamalıyız? Kapak tasarımına göre mi? Ödül alışına göre mi? Onları kaç kişinin okuduğuna bakarak değerlendirmek evrensel anlamda ne derece ilgi çekici olduğunu görmek bakımından doğru bir karar olabilir. Dünyada bugüne kadar birçok kitap yayınlandı. Bunlardan birçoğu filme uyarlandı, tiyatro oyunu olarak sahnelendi ya da çeşitli ürünlere çevrilerek edebiyat severlere sunuldu. Şimdi sizler için dünya çapında milyonlarca okuyucuya ulaşan 20 kitabı tanıtacağım. Dünya edebiyatının en önemli klasik yapıtlarından biri olan İki Şehrin Hikayesi, Paris ve Londra arasında gelişen olay kurgusuyla tarihin en hareketli anlarından biri olan Fransız Devrimi'nin ekseni etrafında biçimlenir. Edebiyat dünyasının Dickens'ın en büyük tarihi romanı olarak, yazarın kendisinin ise yazdığım en iyi hikaye diye tanımladıkları yapıt, Fransız Devrimi ile terör dönemi kargaşasındaki yaşamak zorunda kalınan bir grup insanın özel yaşamlarını aktarırken, dönemin acımasız toplumsal koşullarını irdeler. Hapsedildiği Bastil zindanından kurtarılan Doktor Manet'le iş işten geçmeden İngiltere'ye göndermiş olduğu kızının 18 yıl sonra buluşmaları ve Londra'da yeni bir yaşam kurmaları. Okuyucuya iki şehri yansıtır. Paris'teki karanlık günlerin karşısında Londra'daki aydınlık ve dingin günler yer alır. Ancak her iki şehirde karanlığın içinde umudu, aydınlığın içinde hüznü taşır. Yüzyıllık yalnızlığı yazmaya başladığımda çocukluğumda beni etkilemiş olan her şeyi edebiyat aracılığıyla aktarabileceğim bir yol bulmak istiyordum. Çok kasvetli, kocaman bir evde toprak yiyen bir kız kardeş, geleceği sezen bir büyük anne ve mutlulukla çılgınlık arasında ayrım gözetmeyen, adları bir örnek, bir yığın hısım akraba arasında geçen çocukluk günlerimi sanatsal bir dille ardımda bırakmaktı amacım. Yüzyıllık yalnızlığı 2 yıldan daha kısa bir sürede yazdım. Ama yazı makinemin başına oturmadan önce bu kitap hakkında düşünmek 10-15, 16 yılımı aldı. Büyük annem en acımasız şeyleri kılını bile kıpırdatmadan sanki yalnızca gördüğü olağan şeylermiş gibi anlatırdı bana. Anlattığı öyküleri bu kadar değerli kılan şeyin onun duygusuz tavrı ve engellerindeki zenginlik olduğunu kavradım. Yüzyıllık yalnızlığı büyük annemin işte bu yöntemini kullanarak yazdım. Bu romanı dikkatle, keyifle okuyan, hiç şaşırmayan sıradan insanlar tanıdım. Şaşırmadılar. Çünkü ben onlara hayatlarında yeni olan bir şeyi anlatmamıştım. Kitabımda gerçekliğe dayanmayan tek cümle bulamazsınız. Gül'ün Adı adlı dev romanıyla bir anda dünyanın dört bir yanında ünlenen İtalyan yazar Umberto Eco, aynı zamanda çok yönlü bir bilim adamıdır. Umberto Eco İtalya'da Bologna Üniversitesi'nde öğretim üyesi, semiyolog, tarihçi, filozof, estetikçi, ortaçağ uzmanıdır. Umberto Eco'nun bu ilk romanı 1980'de İtalya'da yayımlanışından bu yana sayısız basımı yapıldı ve dünyanın pek çok diline çevrildi. Dünyada olağanüstü bir ilgi uyandıran bu romanın yankıları halen sürüyor. Bu romanın başarısında kuşkusuz yazarın ortaçağ konusunda derin ve dolaysız bilgisinin büyük payı vardır. Tam anlamıyla ve her bakımdan ortaçağ dünyasını yansıtmakla birlikte Gül'ün Adı kesinlikle en iyi çağdaş romanlardan biridir. Kızgın Kudüs çölleri yüzlerce savaş gemisinin çarpıştığı Akdeniz ve Roma'da süren bir savaş. Judea Prensi Ben-Hur hiç hak etmediği halde çocukluk arkadaşı Romalı General Messale'nin hırsına kurban giderek bir anda özgürlüğünü, sevdiği kadını ve ailesini yitirmiş, kendisini kadırgayla zincirli halde bulur. Artık küreye her asıldığında uğradığı ihanetin intikamını almaya yemin etmesine yetecek ateşli bir nefes çekmektedir. Siyah İnci, güzel, siyah bir attır. Olgunluk çağında hayat öyküsünü yazmaya başlar. İlk evinden ayrılışından itibaren yaşadığı dönüm noktalarına şahit oluruz. Yaşamı zaman zaman çok iyi gider. Ona değer veren, onu seven, ona gerektiği gibi özenle, şefkatle bakan, onu gerektiği kadar çalıştıran sahipleri olur. Bazen de güzel zamanlarını arar. Hayvanların, atların dilinden anlamayan düşüncesiz seyislerle, sahiplerle karşılaşır. Anna Sewell, Siyah İnci adlı romanında atlarla ve hayvanlarla ilgili gözlemlerini kullanarak onların iç dünyalarını yansıtır. Bu roman hayvanları anlamamız için bir tür sözlük gibidir. Sewell, iyi bir hayvanın iyi bir sahibi olacağı fikrinden yola çıkarak hayvanların sahiplerine de değinmiştir. Böylece kitap, İyi bir insanın nasıl yetiştirilmesi gerektiği ve insanın nasıl erdemli olabileceği konusunda da okurlarına fikir verir.
Anna Seville'ın ilk ve tek romanı olan Siyah İnci, tüm zamanların en çok satan kitaplarından biridir. Anna Seville bize böylece insanların hem birbirlerine hem de hayvanlara daha duyarlı yaklaşmaları gerektiğini bize hatırlatan bu romanda kendisine verilen değeri hak ettiğini göstermiştir. Küçük yaşta anne ve babasını kaybettikten sonra teyzesi tarafından bakılan ve çevresinde aksiliğiyle ün salmış, Alp dedenin İsviçre Alplerindeki dağ kulübesine götürülen Heidi artık dedesiyle yaşamak zorundadır. Heidi'nin sevgisi öylesine temiz ve duygu yüklüdür ki Alp dedenin aksiliği bile bu sevgi karşısında yumuşar. Heidi, çoban arkadaşı Peter'le dağda keçilerin peşinde koşmakta neşeli günler geçirmektedir. Heidi'nin okula gitme zamanı geldiğinde işler bir parça karışsa da bu küçük kızın yüreğini dolduran o muazzam sevgi her şeyin yoluna girmesini sağlayacaktır. İsviçreli yazar Johanna Spree'yi, dünyaca ünlü bir yazar yapan Heidi'nin ilk yayımlanmasının üzerinden yıllar geçmiş olsa da Heidi her yaştan insanın sevgiyle andığı bir karakter olmaya devam ediyor. Watership Tepesi, İngiliz yazar Richard Adams'ın yazdığı özgün adı Watership Down olan bir çocuk romanıdır. Yazarın çocuklarına anlattığı tavşanların öykülerinin 1972'de bir roman haline getirilmesiyle oluşan bu roman, Richard Adams'ın dilimize tercüme edilen tek eseridir. Yayınlandığı yıllarda kitaba adını veren Watership Tepesi ziyaretçi akınına uğradı. Eser ilk yayımlandığında The New York Times tarafından olağanüstü, büyülü bir şekilde yazılmış ve unutulmayacak bir eser şeklinde tanımlanmıştı. Elvin Brooks White tarafından 1952 yılında yazılan bu çocuk romanı, bir örümcek ve domuzun alışılmadık arkadaşlığını konu ediniyor. White, Wilbur ve Charlotte da beraber çiftlik hayatının büyülü atmosferine sizleri çağırıyor. Pek çok insanın hakkında konuştuğum için üzgünüm. Bildiğim tek şey, size anlattığım herkesi biraz özlüyorum. Sanırım o lanet Maurice'i bile özlüyorum. Sakın kimseye bir şey anlatmayın. Herkesi özlemeye başlıyorsunuz sonra. Çavdar Tarlasında Çocuklar, Salinger'ın tek romanıdır. Ergenlik çağının içinde yetişkin dünyanın düzenine karşı isyankar bir çocuğun bir yılbaşı öncesi başına gelenleri konu ediniyor. Simyacı, dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun 3. romanıdır. Kitap 1996 yılından bu yana Türkiye'de çok okundu, çok sevildi, çok övüldü. Bir büyük doğu klasiği olan Mevlana'nın ünlü mesnevisinde yer alan bir küçük öyküden yola çıkarak yazılan bu roman, yüreğinde çocukluğunun çırpınışlarını taşıyan okurlar için bir klasik yapıt haline geldi. Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının öyküsüdür. Ama aynı zamanda bir nasihatname. Yazgına nasıl egemen olacaksın, mutluluğunu nasıl kuracaksın gibi soruları yanıt arayan bir yaşam ve ahlak kılavuzudur. Mistik bir peri masalına benzeyen bu romanın dünyanın dört bir yanında sevilmesinin gizli kuşkusuz bu kılavuzluk niteliğinden kaynaklanıyor. Simyacı'yı okumak, herkes daha uykudayken şafak vakti uyanıp güneşin doğuşunu izlemeye benziyor. Yeşilin Kızı Anne, 1908 yılında Kanadalı yazar Lucy Maud Montgomery tarafından yazıldı. Eser her yaştaki okuyucuya dönük bir kurgu romanı olarak kaleme alındı ve 20. yüzyılın ortalarından bu yana klasik çocuk edebiyatı romanı olarak kabul edildi. Harry Potter sıradan bir çocuk olduğunu sanırken bir baykuşun getirdiği mektupla yaşamı değişir. Başvurmadığı halde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na kabul edilmiştir. Burada birbirinden ilginç dersler alır, iki arkadaşıyla birlikte maceradan maceraya koşar. Yaşayarak öğrendikleri sayesinde küçük yaşta becerikli bir büyücü olup çıkar. Da Vinci Şifresi satışa çıktığı ilk haftanın sonunda büyük bir başarı kazandı. Harvard Üniversitesi bilim profesörü Robert Langdon, Paris'te iş gezisindeyken gece yarısı Lavrov'un yaşlı müdürünün ölü bulunduğu haberini alır. Langdon ve yetenekli Fransız kriptoloji uzmanı Sopin Neveu cesedin etrafındaki izleri takip ederek bu garip esrar perdesini araladıkça ipuçlarının onları Da Vinci'nin tablosuna götürdüğünü keşfeder. Büyük usta bu sırrı herkesin görebileceği bir yere, ünlü eseri Mona Lisa'nın tablosunun içine gizlemiştir. Langdon bu garip bağlantıyı açığa çıkarınca tehlike artar. Cinayete kurban giden müze müdürü de Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo, Da Vinci ve aralarında diğer ünlülerin de bulunduğu gizli bir kuruluş olan Sion Manastırı Derneği'nin bir üyesidir. Langdon, aydınlatmaya çalıştıkları bu tehlikeli sırrın yüzyıllardır tarihin derinliklerinde gizlendiğinden şüphelenir. Böylece Paris ve Londra sokaklarında amansız bir kovalamaca başlar.
Langton ve Neveu kendilerini atacakları her adımı önceden bilen esrarengiz olduğu kadar zeki olan bir adamla karşı karşıya bulurlar. Bu karmaşık bilmeceyi çözemezlerse priori büyük yankılar uyandıracak ve bu çok eski gerçek ebediyen kaybolacaktır. Tolkien'in yapıtı söz konusu olduğunda dünya ikiye bölünmüştür denir. Yüzüklerin Efendisi'ni okumuş olanlar ve okuyacak olanlar. Kitabın Türkçe basım sayısı, Yüzüklerin Efendisi'ne duyulan ilginin evrenselliğini kanıtladı. Yüzüklerin Efendisi, 20. yüzyılın en çok okunan 100 kitabı arasına en başta geliyor. Bilim kurgu, polisiye, ana akım demeden tüm edebiyat türleri arasında tartışmasız bir önderliğe sahiptir. Bir açıdan bakarsanız bir bilim kurgu romanı, başka bir açıdan baktığımızda insanlık durumu, sorumluluk, iktidar ve savaş üzerine bir romandır. Narnia Günlükleri, Lewis tarafından çocuklar için yazılmış 7 kitaplık fantastik roman serisidir. Narnia Günlükleri, klasik çocuk kitapları olarak dikkate alınır ve yazarın en bilinen çalışmasıdır. Dünya çapında 41 dile çevrildi ve 100 milyondan fazla satıldı. Polly ve Digory bambaşka dünyaları keşfetmek amacıyla bir yolculuğa çıkarlar ama bu merak onları tehlikeli bir maceraya çeker. Aslanın şarkısıyla var olan dünyanın kuruluşuna tanıklık eden iki arkadaş, peşlerinde getirdikleri kötülükle başa çıkmak zorundadırlar. Bu kitap gücüyle bizi sarsacak hayatımızı değiştirecektir. Bütün engellerin üstesinden gelebileceğimiz, her emelimize ulaşabileceğimiz, sürekli akan bir nehirden taşar gibi başarıya ulaşabileceğimiz bir yol haritası gösteriyor. Eğer çekim yasasını uyguluyorum ama benim için çalışmıyor ya da bazen çalışıyor bazen çalışmıyor diyorsanız, bu güçlü yasayı her defasında lehinize çalıştırmanın kanıtlanmış formülü bu kitapta. Napolyon Hill, Düşün ve Zengin Ol'u 1937'de Henry Ford, Thomas Edison gibi birçok tanınmış ismin de bulunduğu çok başarılı 500 insan üzerinde yaptığı 25 yıllık bir araştırmanın sonucunda yazdı. Bu kitapta yer alan 13 adımlık formülle başarıya giden yolda sırrı kullanmakta ustalaşacaksınız. Her birinin gizledikleri ve korktukları sırları olan 10 kişi Zenci Adası'ndaki ıssız bir malikaneye davet edilirler. Ancak malikaneye giden grubu bir sürpriz beklemektedir. Ev sahibi ortalarda yoktur. Geçmişlerindeki karanlık sırlardan başka hiçbir şeyleri olmayan bu insanlar adada mahsur kalmışlardır. Konuklar bir süre sonra gizledikleri sırları birbirlerine anlatırlar, teker teker ölmeye başlarlar. Kızıl Oda'nın Rüyası veya Taşın Hikayesi, Cao Hukein tarafından kaleme alınmış Çin dilinin 4 büyük klasik romanından biridir. 18. yüzyılın ortalarında Qing Hanedanı döneminde yazıldı. Çin'de halk dilinde yazılmış en büyük eserlerden biri ve Çince kurgu edebiyatının şaheseri kabul edilir. İngiliz dil bilim profesörü ve roman yazarı Tolkien'in olağanüstü bir titizlikle kurguladığı Orta Dünya adlı fantastik bir evrende geçen Hobbit, yazarın bu evrende geçen masalları çocuklarına anlatmaya başlamasıyla bir kitap haline geldi. Hobbit adlı eserin üzerine kurulduğu Orta Dünya, büyülü, çeşitli ırklara ve dillere sahip epik bir dünyadır. Bu dünyada insanlar, cüceler, elfler, büyücüler, ejderhalar, goblinler ve orklar yaşamaktadır. Cüceler dağların kalbinde yaşayan kudretli madenci bir halktır. Korkunç ve altına susamış ejderha Smaug, Erebor adlı cüce kentine saldırır ve burada yaşayan cüce halkın başına korkunç felaketler getirir. Ana vatanlarından kaçıp sürgün hayatı yaşamak zorunda kalan Erebor tahtının varisi Thorin Meşekalkan ve kuzenleri Gandalf adında bir büyücünün yardımıyla ana vatanlarını ejderha Smaug'dan kurtarmak için olağanüstü bir plan yaparlar. Bu planda oynayacağı rol son derece önemli bir hal alacak olan Robert Bilbo Baggins'in kapısını çalarlar ve Bilbo hiç beklemediği bir anda destansı bir maceraya dahil olmak zorunda kalır. Peter Jackson tarafından üçleme olarak sinemaya uyarlanan eser, yayımlandığı tarihte büyük bir ilgi gördü ve olumlu yorumlar alarak çok kısa zamanda kült eser mertebesine erişti. Hobbit, edebiyat çevrelerince büyük saygı gören Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin başlangıcını anlatması sebebiyle önemli bir yere sahiptir. Antonio de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'i incecik bir kitap olmasına rağmen içinde kocaman bir dünya barındırır. Kitap 280 farklı dile çevrildi ve 140 milyon adet sattı. Üstelik her yıl 1 milyon adet daha satılıyor. Küçük Prens kendi galaksisinde, kendi dünyasında tek bir gülle yaşayan bir küçük prensin başka galaksileri gezmek için tek gülünü tek başına bırakıp yolculuk yapmasını anlatır. Ancak bu yolculuk esnasında vurgulamak istediği şey büyümektir. Çocuk kitabı olarak bilinen kitap aslında yetişkinler için yazıldı. Yani Küçük Prens büyükler için yazılmış küçük romanlardan birisidir.